Günaydın Cansın Elvacı. Evet, dün itibariyle Ardahan'da Eren Kış 9 operasyonu başlatılmıştı. Bugün de İçişleri Bakanlığı'nca Eren Kış 10 Çemçemodur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu başlatıldı. Operasyonun amacı PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Erzurum, Kars, Ağrı illerinde Eren Kış 9 operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'nın SEK ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Koruyucu timlerinden oluşan 790 personel, 70 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları halkımızın desteği ve inançlı ve kararlı bir şekilde başarılı ile devam ediyor açıklaması yapıldı. Söylemiş olduğumuz gibi dün Ardahan'da başlatılan Eren Kış 9 operasyonunun ardından bugün de Ağrı, Kars, Erzurum illerini kapsayan Eren 10 operasyonu başlatıldı ve operasyona Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi operasyonu adı verildi. Operasyonun amacı PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek. Özellikle de kış aylarında bölgede bulunan yaylalarda barınması muhtemel noktalarda bu noktaları kontrol altında tutmak ve bu noktalarda barınmalarını engellemek ve kış aylarında özellikle söylemiş olduğumuz gibi teröristlerin yaylalarda ve bu noktalarda barınmalarını engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek için kararlılıkla operasyonlar devam ediyor. Eren Kış 10 operasyonu da Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde bu illeri kapsayan bir operasyon. Operasyonda 70 operasyonel tim görev alıyor ve bu timlerde 790 personel yer alıyor. Tabii ki operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'nın SEK ve idaresinde bulunuyor. Timler Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşuyor. Kararlılıkla yürütülen operasyonlarla kış aylarında PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulması planlanıyor, hedefleniyor. Şu anlık aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmeler oldukça yine aktarmaya devam edeceğiz.